Türkiye ile Almanya arasındaki asgari ücret karşılaştırmasından bahsedeceğim sizlere biraz. Siz de dinleyince hemen anlayacaksınız ki Türkiye'de asgari ücret geçen sene 2.350 TL civarı idi. Sonra 500 TL'ye kadar bir zam yapıldı. 2.850 TL'ye yükseldi asgari ücret biliyorsunuz. Almanya'da ise asgari ücret demeyelim de burada asgari ücret var ama pek bunu bilen yok ne kadar olduğunu. Burada saat ücreti vardır. Saat ücreti 10.50 civarıydı. Bu da 10.50'yi herkes hani alıp da bazı hani McDonald's gibi Burger King gibi ucuz çalıştıran hani market gibi böyle hızlı elemana ihtiyacı olan fazla maaş ödemeyen sıradan yerler diyelim. Bunlar hadi ucu az verir 1000 lirayla 1500 euro arası bir maaş verir de ama normal bir fabrikada çalışan bir insan diyelim 2.350 euro alıyor diyelim. 2.350 euro ile 2.350 TL arasındaki farkı söyleyeyim. Şimdi Türkiye'deki masrafları siz kendiniz biliyorsunuz ama Almanya'daki masrafı söyleyeyim. Bir kişi çalışıyor Almanya'da. 2.350 euro para alıyor diyelim. Münih'te kalıyorsa Münih'te 2 artı 1 daire aylık kirası 1200 en ucuz bak 1200'den 2500 euroya kadar böyle değişiyor. En ucuz kira Münih'te. Münih biraz pahalı. Stuttgart'a gelelim. Stuttgart'ta da 2 artı 1 daire 800 ile 1500 euro arası kirası var. Şimdi Stuttgart'ta kalıyoruz diyelim. 1000 euroya yakın. Hadi 800 euro kira ödüyoruz diyelim. Türkiye'de de 800 TL'dir kiranız. Şehirlere göre bu değişir ama biz ortalama bir yani rakam alalım. 800 euro kira ödüyoruz. Burada aylık 150 euro elektrik parası. Her ay elektrik gelir 150 euro. Su da ve su ve apartman yan ufak tefek giderleri de 100-150 euro civarı tutar da 100 euro sayın onu da. Mesela arabanızın sigortası var. Veyahut da yanında ek olarak telefonunuza hani şey yapıyorsunuz. Faturalı yapıyorsunuz. Yani faturalı telefona da aylık 30 euro ile 50 euro arası bir para ödüyorsunuz. Telefonunuza fatura ödüyorsunuz yani burada da Türkiye'deki gibi. Bu söylediklerimi siz toparlayın ya da ben toplarım da burada hani masraf olarak. Ama uzamasın diye hani ortalama bir rakam çıkartacağım. Gerek yok hani hemen söyleyeyim bunları. Bir kişinin senelik 140 ile 150 euro çöp parası gelir burada arkadaşlar. Evine mektup gönderirler. Bir kişi, iki kişiyseniz 180 euroya çıkar. Üç kişiyseniz 200 lira. Dört kişiyseniz 220 euro senelik gelir. Bir de Almanya'nın televizyon firması var. CDF, GEZ diyorlar. Aylık 21 euro falan civarı, 21-23 euro civarı otomatik olarak her ay her evden keserler. İster kullan, ister kullanma. 23 euro her ay keserler arkadaşlar. Mecbursun bunu ödemeye her ay. Bunun içine yiyecek falan normal onlar katmıyordu zaten. Çocuğun varsa eğer anaokuluna gidiyorsa aylık 80 euro civarı bir anaokuluna para ödersin. Çocuğun anaokulu için. 20-30 euro su parası şunu bunu okulda hani su veriyorlar onun için para alırlar. 100-120 euro da aylık çocuk parası ödersiniz okula. Yani kitapları şunları bunları ekstra kalem falan onları saymıyorum. Bunlar teferruatlı iş. Hani mecburi şeyleri anlatıyoruz. Başka arkadaşlar arabanızın aylık mesela vergisi 300 euro gelse mesela dizel araba kullansanız 300 euro civarı 250 euro olsa bunu böldüğünüz zaman 12'ye 30 ya da 40 euro araba vergisi gelir. Arabanızın ayda bir kere deposunu doldursanız 60 euro ile 80 euro arası o da gelir. Yani ortalama toplam bu saydıklarımı toplarsanız 2000 euro ediyor zaten arkadaşlar. 2000 euro ediyor yani. Belki geçerdi. Şimdi Türkiye'de de bu rakamı aldığınız zaman aynı parayı pazar giderleri veyahut da o yiyecekleri falan hani temel gıda et falan onları saymadık. Görüyorsunuz Almanya'nın giderleri de Türkiye'nin giderleriyle hemen hemen eşdeğerdir. Bazı şeylerde farklı. Hani Türkiye ucuz olur. Bazı şeylerde Almanya ucuz olur. Bazı hani ürün başı değişebilir yani. Ona bir şey demiyorum. Ama sonuçta Almanya'da yaşayan bir insan burada kazandığı parayı burada yerse, burada harcadığı zaman ne oluyor?
Aynı Türkiye'deki yaşadığın gibi Türkiye standartları arkadaş. Normal Türkiye standartları. Arabanın kapının önünde ceza yersin. Yani çok burada ceza var. Bir yere park edersin. Park şahin derler. Para çekmek zorundasın. Yani burada da teferruatlı şeyler var. Bu telefonu sadece yani telefon değiştirmen gerekiyor. Evinde ekstra ummadığın yerden bir fatura geliyor. Belediyeden, devletten yani ekstra bir şeyler yapmak zorunda kalabiliyorsun. Burada da çok çıkıyor. Yani hesabın kitabın uymuyor. Burada da uymuyor. Merak etmeyin. Ama burada kazanan bir insan, bak burada parayı kazanan bir insan, Türkiye'de parasını yerse, mesela diyelim iki kişi çalışıyorsunuz. O bir kişi üzerinden yaptım. İki kişi çalışıyorsunuz, karı ve koca. O zaman bir kişinin masrafını, yani kazancını masraflara sayarsanız, bir kişinin kazancını da 1500 euro ortalama biriktirirseniz, senede bu ne yapar? 15, 18, 20 bin euro falan de. 20 bin euro parayı Türkiye'de harcamaya kalkarsan büyük para, muazzam para. Çok büyük para. Burada harcamaya kalkarsan fazla bir fark etmez yani. 20 bin euroya burada alırsın bir tane yeni değil de modeli 2016 mesela 2018 model araba alabilirsin. Türkiye'de de mesela öyle hani araba burada biraz ucuz olduğundan ötürü Türkiye'de de başka bir şey alırsın diyelim. Şimdi buradan Almanya'da bir ev almaya kalkıyorsunuz normal bir ev. Ev sahibi olum diyorsunuz. Stuttgart'ta bir daire, sıradan bir daire 300 bin euro ile 500 bin euro arası. Bir daire. Türkiye'de de bir daire alıyorsun 300 milyar. Şimdi euro ile TL karşılaştırması yaparsanız buradan 35 bin euroyu alıp gelirsen Türkiye'de bir daire alıyorsun. Türkiye'de 300 milyar yapıyor. Ama kazancın burada olduğu zaman şöyle düşünün. Türkiye'de kazandığın parayı da gidersen Suriye'de harcarsan o zaman Türkiye'de daha fazla ev, arazi, yiyecek, giyecek alırsın. Somali'de harcarsan ülkeler arasındaki fark bu normaldir. Ama o ülkede yaşadığın ülkeye oranla harcama yaparsan herkes 3 aşağı 5 yukarı standart yaşar. Yani fazla bir ekstrası yok yani. Biz burada Almanya'dan parayı kıt kanaat böyle tutarak tasarruf ederek böyle israf etmeden düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde harcadığımız için, Türkiye getirdiğimiz için parayı, birikintiyi orada yaptığımız için veyahut da orada harcama yaptığımız için o zaman Türkiye'dekiler diyor ki ne, siz çok rahatsınız, çok iyisiniz, çok hoşsunuz. Tamam, biz hani çok kötüyüz demiyoruz yani. Demiyorum ama yalnız burada kazandığın parayı burada harcarsan aynı. Başımıza gelen aynı şey. Şimdi sen burada Almanya'da 1 euroya ekmek almaya kalkarsan burada ekmeğin tanesi 1.50 euro 2 euro civarı. Ne yapıyor? 15-20 TL. Türkiye'de 2 TL ekmek 1.5 euroya Türkiye'de 8-9 ekmek alıyorsun. Türkiye'de de 2 TL ekmek. 2 TL'ye de git Somali'ye belki 5-6 tane ekmek alıyorsun. 7 tane ekmek alıyorsun. Ülkeler arasındaki fark bu yani. Bu adamlar da 1945'ten bu yana gece gündüz çalışmışlar. Zekalarını geliştirmişler. Böyle bir icat yapana, üretim yapana, teknolojide hani çığ açana önüne çelme, engel falan takmamışlar. Devlet olarak, halk olarak desteklemişler. Arkasında durmuşlar. Daha iyisini yaparsın diye alkışlamışlar. Öyle beğenmemezlik, burun kıvırma yapmamışlar. Adamlar da ürettikçe gelişmiş, büyümüş, dünyaya pazarlamış, marka olmuş, çalmamış, çırpmamış, hile yapmamış ve malzemeden çalmamış, kaliteli yapmış. Dünya çapında zengin, konumu iyi bir ülke olmuş. Şimdi siz bu ülkeye kalkıp da Türkiye'yle daha dünkü bir ülke olarak düne kadar hiçbir yatırımlar yapılmayan bir ülkeye kalkıp da bugün siz neden durumunuz iyi de bizim durumumuz kötü diyemezsiniz arkadaş. Gidin Somali ile karşılaştırın dedik ya. Suriye ile karşılaştırın. Neden durumunuz sizin öyle değil? Evleri yok, çadırda yaşıyorlar. Kötü durumu biliyorsunuz yani. Almanya ile Türkiye'nin arasındaki fark burada kazanıp Türkiye'de harcarsan iyi. Burada kazandığını burada yersen iyi değil. Ve burada çok kişi çalışacaksın. Giderin tek bir evden olacak. Parayı kazanıp tutacaksın. Türkiye'de de öyle. Kira ödemezsen 2-3 kişi çalışırsan yine Türkiye'de de yani 3 milyardan 6 milyar. Bazılarda usta maaşı alırsa 4-5 milyar alabilir. 2 kişi çalışsa 10 milyar. Mesela bir öğretmenin 8-10 milyar maaşı var Türkiye'de. Bir memur 5 milyardan aşağı almıyor yani. Bir subay Türkiye'de şu an 8 ile 10 milyar 12 milyar maaş arası değişiyor yani bir subay sıradan bir subay. Yani Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırdığınız zaman arkadaşlar ilk başta söylediğim gibi fazla bir fark yok. Sadece Almanya'dakilerin farkı Türkiye'de gelip harcadığımız için euro Türkiye'de daha değerli olduğundan biraz
farklı gözüküyor. O da bizim Almanya'da çektiğimiz sıkıntı, gurbet, özlem olarak değerlendirin yani. Bizi burada tuzunuz kurudur, siz Almancısınız diye aşağılayıp dışlamanız bizim çok zorumuza, çok ağrımıza gidiyor. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.